Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz, bir hafta aradan sonra Sağlık Olsun programıyla yeniden sizlerleyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bu haftaki programımızın konusu koronavirüs ve solunum. Geçmişte koronavirüs hastalığına yakalanmış olanlar veyahut hali hazırda şu an koronavirüs hastası olanların solunum ile yaşadıkları sıkıntılar, solunumda yaşadıkları sıkıntılar, nefes alıp verme güçlükleri ve bu konuda neler yapabilecekleri ni konuşmak üzere. Bu konuda neler yapabileceklerini konuşmak üzere bugün daimi konuğumuz fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi bizlere açıklama yapacaklar. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, merhabalar hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Hamdolsun, Allah razı olsun. Mevlam iyilik versin cümlemize. Hocam inşallah bugün bizlere koronavirüs hastalığına yakalanmış olanların solunumda yaşadıkları sıkıntıları giderebilmek adına neler yapabilecekleri konusunda önerilerde bulunacaksınız. Sizleri dinliyoruz hocam. Öncelikle tabii şu anda hala COVID hastası olan hem vatandaşlarımızı hem de tüm bundan muzdarip olan kişilere acil şifalar diliyorum. Ardından da hayatını kaybetmiş olan tüm çevremizdeki Müslüman coğrafyasındaki tüm kardeşlerimize de bu hastalığı diliyorum. Tabii bundan önce bir solunumu konuşmamız lazım. Normal şartlarda insan vücudunun solunumla olan ilişkisi çok kıymetli. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftada yapmış olduğumuz konuşmada evet, bizler belli başlı tempolarımızı, işte belli başlı fiziksel aktivite durumumuzu ayarlarken de şiddeti belirlerken nefesimizi kullanıyoruz, solunumumuzu kullanıyoruz. Evet. Solunum bu anlamda oldukça vücudumuz için kıymetli. Bildiğiniz gibi çok kısaca bahsetmek gerekirse almış olduğumuz temiz oksijen belli bir aşamadan geçtikten sonra kan dokularıyla birlikte vücudumuzun her alanına sirayet ediyor. Ve buralardaki ihtiyaca binaen karşılanması gereken kısımlarla ilgili hücreler arasındaki alışverişler gerçekleşiyor ve daimi, sağlıklı, zinde bir vücutla bizler yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Evet. Şayet solunumumuzla alakalı problemler olduğunda, burada çeşitli nefes darlıkları yaşadığımızda, bu belki solunumu apayrı olarak da konuşmak gerekebilir. Uyku apnesini belki önümüzdeki haftalarda başka bir zaman konuşabiliriz. Tamamen farklı bir pozisyon, farklı bir durum ya da astım hastalığı, KOAH hastalığı gibi solunumun belli başlı hastalıklarla ilgili olan problemleri gün yüzünde olduğu aşikar. Fakat biz bugün tabii ki biraz daha COVID ile ilgili olan kısma değineceğiz. Evet. Hocam özür diliyorum, sözünüzü kestim. Bir solunum ile yaşanan sıkıntılardan ziyade koronavirüse yakalanmış bir kişinin hastalığı yaşarken veya hastalığı atlattıktan sonra halen daha üzerinde devam eden etkiler. Yani koronavirüsün bizzat solunum üzerinde açtığı, yani solunum yolları üzerinde bıraktığı hasarlar. Bunlardan biraz bahsederseniz daha açıklayıcı olur hocam. Çok tabii, daha iyi olur. Tabii ki. Yani şöyle, koronavirüsün yapmış olduğu etki çoğunlukla zaten yapılan testlerde de hep gözlemliyoruz. İşte belli bir sürüntü örnekleri alınıyor hem ağızdan hem burundan. Burada alınan aslında sürüntüler solunum yoluna doğru giden kısımları biz kontrol ediyoruz. Buralarda birikmiş olan, bakılan herhangi bir işte birikmiş bir bakteri ya da virüs var mı? Bununla ilgili bir tespit yapılmasıyla ilgili olan süreçte aslında bakmak istediğim şey solunum yollarının ne kadar etkilendiği. Çünkü solunum yolu adı üzerinde solunumun başladığı ve devamında giden yolak. Ve bu yol üzerinde virüsün bırakmış olduğu belli başlı tahribatlar var. Ne gibi? Hem yolun, yani soluk borusunda bırakmış olduğu belli başlı tahribatlar, burada enfeksiyonlar, şişkinlikler, yutkunma problemleri ya da belli başlı şişkinlikler gibi karşımıza çıkabildiği gibi tabii ki bu solunum yolunun sonunda akciğere, dokulara etkileniyor ve akciğerde şayet işte büyümesi ya da burada konaklamasıyla birlikte gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler yine doku boyutunda, hücre boyutunda incelendiğinde daha çok aslında temiz olan bir sağlıklı akciğerin çalışmasının yapısını bozacak şekilde. Ve bu virüs dokunmuş olduğu, temas etmiş olduğu özellikle solunum yollarında da yapısını, fonksiyonunu, çalışma mekanizmasını bozduğu için bizler nefes almakta güçlük çekmeye başlıyoruz. Özellikle bunu yakınlarında bu rahatsızlığı
Tecrübe etmiş olan kişiler ya da kendileri bu virüsle baş etmiş olan kişiler bunu deneyimlerini bileceklerdir. Konuşmak dahi istemezsiniz. Çünkü konuşmayı biz nefes verirken konuşuruz. Nefes alırken konuşmuyoruz. Ve haliyle nefes alışverişi bu anlamda zorlandığında kişilerin konuşması etkilenebiliyor. Hareketleri etkilenebiliyor. Bu hareketlerine bağlı olarak insanlar sağlıklı dokulara sahip olmuyor. Şimdi biz ne dedik? Nefes vücudumuza girdikten sonra belli bir sistemlerle tüm vücudumuza sağlıklı temiz oksijen dokuları getiriyor. Ve bunun sayesinde biz sağlıklı kalıyoruz. Şayet biz temiz bir şekilde bu oksijen transferlerini gerçekleştirmediğimizde vücudumuz oksijence fakir kalıyor. Ve bu insanların zinde kalmasını engelliyor. Daha çok uyku haline bürünüyorsunuz. Daha fazla kendinizi kötü hissediyorsunuz. Solunumun psikolojik anlamda da birçok etkileri vardır. Mesela stresli olduğunuzda ya da herhangi bir heyecanlı olduğunuz durumlarda bilirsiniz ki işte solunumunuz değişir. Daha fazla artar. Ya da işte arkanızdan çocukların mesela bir köpek kovaladığında ya da belli fobileri olan kişilerin hemen kalp ritmi değişir. Kalp ritmi ile solunum çok senkron çalışır. Nefes alışverişimizde kalp atım ritmimiz çok birliktedir. Çünkü kan dokusu kalbin pompalaması ile birliktedir. Haliyle bizim de almış olduğumuz oksijen kanlarca bütün vücudumuza etki ettiği için bu anlamda birbiriyle olan ilişkisi de biraz daha rahat olarak ifade etmemizi sağlayacak. Ve kişiler tabii ki koronavirüse yakalandıkları takdirde yapılan çalışmalar hem gösteriyor ki buradaki solunum darlığı, güçlüğü zaten semptomlar arasında oldukça yaygın. En ileri belirtisi olarak yani Tabii. hastaneye yatırılma aşaması da o olarak gösteriliyor şu an. Tabii belli başlı Evet, tabii. solunum sıkıntısı yaşamaya başladığı andan itibaren oksijen desteği veriliyor ve hastaneye müşahede altına alınıyor. Evet, burada birkaç tane şeye de değinmekte fayda var. Özellikle virüse yakalanmış olan kişilerin işte belli başlı solunuma bağlı olarak hem işte yaşam kalitesinin düşmesi, uyku kalitesinin düşmesi, dinlenmesinin daha da azalması gibi yaşamış oldukları şeye ek olarak bu artık en minimal düzeye indiği takdirde bizler bakıyoruz ki kişi kendi nefesini alıp vermekte artık iyice güçlük yaşıyor. Ve işte sizler de ekranlarınızda görüyorsunuzdur devamlı. İşte entübe edilen hasta sayısı vesaire gibi bakanlık bununla ilgili açıklamalar yapıyor. Burada biz solunum desteği veriyoruz yoğun bakım ünitelerinde. Ve bu şekilde hayatta kalmak için kişiler solunum desteğini almış oluyorlar. Hocam peki bu solunum rahatsızlıklarını giderebilmek için veya üzerimizdeki etkilerini en aza indirebilmek için evde veya iş ortamında veya gündelik hayatın her safhasında bizim bu alanda yapabileceklerimiz ne var? Bize ne önerirsiniz? Nasıl bir hareket, nasıl bir çalışma, nasıl bir egzersiz veya spor ne önerirsiniz hocam? Yakalanmış kişiler için mi sordunuz? Tabii ki. Yani şu an Covid hastası olanların veya Evet. geçmişte atlatmış olanların. Çünkü zaten Ayırmak geçmişte lazım. atlatmış olsa bile halen daha üzerinde Etkiler var. yani tabii kişinin yaşadığı koronavirüs hastalığının düzeyine göre etkileri de yüksek veya düşük oluyor. Görüyoruz hocam mesela her gün aynı yolu beraber yürüdüğümüz kişilerin artık Covid atlattıktan sonra gerimizde kaldıklarını, onlara ayak uydurabilmek için daha yavaş yürümek zorunda kaldığımızı oluyor. Mesela merdiven çıkarken soluklanıp çıkmaya devam. Her gün kendi evinin merdivenini çıkanların koronavirüsü atlattıktan sonra iki merdivende bir durduklarını görüyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz. Yani bunları bu etkileri en aza indirebilmek için koronavirüsün solunum yolundaki hasarlarını giderebilmek veya tamamen gidermek söz konusu olmasa da en aza indirebilmek için neler yapabiliriz hocam? Ya aslında şöyle biraz siz giriş yaparken de ayırmıştınız. Ben de o şekilde ilerlemek bence daha da doğru olacak. Tabii. Şu anda Covid hastası olanlar için önce başlayalım. Öncelikle tabii şifa diliyoruz başlangıçta Amin söylediğimiz hocam. gibi. Ama solunum özelinde bakıldığında aslında bu hastaların şu anda en fazla dikkat etmesi gereken şey yatağa bağlı geçirmiş oldukları süre. Çünkü hatırlarsanız geçen hafta da biraz bundan bahsetmiştik. Evet. Yaşam
standartlarımızın biraz daha yavaşladığını, ağırlaştığını, hareketsiz bir yaşama doğru evrildiğimizden bahsetmiştik. Evet. Bu sağlıklı bireyler içindi. Tabii bugün biraz hasta olmuş ve hastalığı atlatanlar üzerinde konuşacağız ama... Özellikle koronavirüs hastalığını. Tabii ki. Koronavirüs hastalığına yakalanmış olan bireylerin bizler görüyoruz ki hasta oldukları ve karantinada kalmış oldukları o süre zarfı içerisindeyken ne kadar daha fazla ayakta süre geçirirlerse, kendi bağımsızlıklarını ne kadar daha fazla yapmaya gayret ederlerse geri dönüşte o kadar daha rahat olduklarını biz biliyoruz. Örnek vermek gerekirse koronavirüse yakalanmış ve 14 gün ortalama yatakta geçirmiş olan kişiler, işte ne bileyim tuvalet ihtiyacından ötürü olabilir ya da yemek ihtiyaçlarından kaynaklı olarak belli başlı hareketlerini yerine getirmeyenlerin, yani bütün süresini yatağın içerisinde geçiren kişilerle nispeten biraz daha kendisini zorlayıp işte en azından lavaboya kadar yürüyen, işte belli başlı yeme içme aktivitelerini yerine getirenler, bulunduğu odada 2-3 tur ara ara kalkan kişiler, hatırlarsınız geçen hafta bunları konuştuk zaten, masa başında oturanların bile minimum 2 saatte bir ayağa kalkması gerektiğini söylemiştik. Şu anda hasta olan kişilerin de mutlaka pozisyon değiştirmeleri lazım. Yani işte sağ tarafınıza yatıyorsanız bir sol tarafınıza da dönün. Yarım saatte bir, bir saatte bir, iki saatte bir. Bu tabii zaten siz bunun ağrısını hissettikçe o size dönme ihtiyacını hissediyorsunuz. Daha fazla kendinizde bunu görüyorsunuz. Ya da sırt üstü devamlı yatıyorsanız zaman zaman yüz üstü yatmayı deneyin. Bazen oturma pozisyonuna gelin. Çok zorlansanız da ayağa mutlaka kalkmaya gayret edin. Gibi bunları aslında yapmaları lazım. Bu yatak içi için. Tabii bunun haricinde solunum olarak da biz hastanelerde de zaten bununla ilgili eğitimleri veriliyor. Hem de fizyoterapistler de bu anlamda oldukça katkı sağlıyorlar şu anda klinikte. Nefes egzersizlerimiz var. Bu nefes egzersizlerini mutlaka yapmalarını biz istiyoruz. Çünkü COVID atlatıldıktan sonraki süreçte bugün yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki aslında atlattıktan sonra da vücudumuzda ya akciğer boyutunda ya kalbimizde ya da beynimizde belli başlı yerlerde hasar kalmış oluyor. Tabii ki. Ve bu kalmış olan hasarı yenebilmek için bu virüsle olan mücadelemizde o anki hastalık esnasında da yaptığımız davranışlarımız çok önemli. Eğer ki biz bunu bırakırsak, kendimizi salarsak, herhangi bir şekilde virüslü olsak dahi korumazsak, ne yazık ki hayatımızın geri kalan kısmında da birçok şeyler etkilenmiş olacak. Mesela örnek vermek gerekirse biz işte diyafram nefesi dediğimiz bir egzersiz yöntemimiz var. Burada işte bir elimizi göğsümüzün üstüne koyuyoruz. Diğer elimizi karın hizamıza koyuyoruz ve nefes aldığımızda karnımızın üstünde olan elimizin yükselmesini istiyoruz. Örnek vermek gerekirse şu an nefes aldığımda yani göğsümün değil karnımın şişmesini istiyorum. Verdim. Saniyeler var tabii ki. Bunları da birazdan açıklayacağım. Öncelikle nasıl bir yolu olduğunu göstermek istiyorum. Nefes aldıkça karın şişiyor. Verdikçe karın inmiş olacak. Burada göğsümüzden değil daha çok karından yani diyafram nefesini kullanmamızı istiyoruz. Öngördüğümüz tavsiye ise şu. Örnek veriyorum. İşte 2 saniyede nefesi aldıysanız 4 saniye devirin. İşte 5 saniyede aldıysanız 10 saniye devirin. 3 saniyede aldıysanız 6 saniye devirin. Yani alışınız ve verişiniz arasındaki zaman farkı 2 kat olsun. 2 kat uzun sürede verin. Alışınızdan ziyade. Ya da minimum eşit şartlarda verin. Çünkü şunları görüyoruz biz. Alıyor 2 saniye 3 saniye veriyor. Bu değil. Biz yine o solunum hattının uzun vadeli çalışmasını istiyoruz. Mesela bakalım. Yani 4 saniyede aldım, 8'de verdim. Peki hocam özür diliyorum. Bu nefesi veriş süresinin uzatılmasının bize sağladığı katkı, fayda? Bizim nedir? Akciğer kapasitemizin daha fazla çalışması ve kapasitesinin hala koruyabilmemizle ilgili. Yani nefesinizi tutun demiyorsunuz. Nefes veriş süresini uzat diyorsunuz. Uzatalım, ekonomik kullanalım. Mesela işte zaten 3 saniye alabiliyorsanız bunu siz minimum 3-4 saniyede verin. Yani tutup da aldığınızda pof diye bırakmayın. Çünkü bu sizi evet akciğerinizi doyuruyorsunuz.
onun yavaşça kasılarak bırakması da akciğeri kuvvetli tutuyor. Ya da diyafram kasımızı kuvvetli tutuyor. Bu bizim hem solunum yolumuzun daha da zinde kalmasını sağlıyor. Bu anlamda özellikle akciğer sağlığını ve solunum sağlığımızı kuvvetli tutabilmemiz için bu nefes transferlerinin arasındaki süreye mutlaka bu şekilde dikkat edilmesini biz tavsiye ediyoruz. Bu verebileceğimiz tavsiyelerden birisi. Hocam çok özür diliyorum. Bu tabii. Maddeye geçmeden bu solunum egzersizini yaparken burun yoluyla mı ağız yoluyla mı? Çünkü onun da farkı oluyor diye biliyorum. Şöyle mutlaka nefes alırken burnumuzla almaya özen gösterelim. Burada çünkü burnumuzdan almış olduğumuz nefesle burun içerisindeki çeşitli kıllar ve işte belli başlı mukoza tabakasıyla biz dışarıdan solumuş olduğumuz havanın içerisindeki çeşitli partikülleri, çeşitli mikroorganizmaları, çeşitli bakteri ve virüsleri de filtre edebiliyoruz. Fakat ağızdan alınan nefeste ise böyle bir filtrasyondan geçmeden direkt solunum yoluna geçmiş oluyor. Haliyle bu anlamda da nefes alışverişlerde mutlaka burundan alınmalı. Veriş kısmında ağızdan da olabilir, burundan da olabilir. Bununla ilgili işte burundan vermek daha faydalıdır, ağızdan vermek daha faydalıdır diye tam olarak kanıtlanmış bir çalışma yok. Ama bizler özellikle tabii nefes alma kısmında burundan alınmasının çok daha faydalı olduğunu biliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu bir egzersiz veya çalışma çeşidiydi. Tabii. Bize bir iki şey daha önereceğim. Önerebileceğiniz başka şekiller. Tabii. Özellikle yatış pozisyonu çok önemli. Biz bunu yoğun bakım ünitelerinde çok sık yaşıyoruz çünkü. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu özellikle yatağa bağlı geçirmiş oldukları süreye göre görüyoruz ki kendilerinde işte sekresyon diyoruz biz buna. Yani belli başlı kalıplaşmış işte sıvılar akciğerde dolabiliyor. İşte balgam gibi çeşitli farklı sıvılar vesaire bunlar birikebiliyor. Bunların da hareketlenmesi ve atılabilmesi için pozisyonumuzun değişmesi çok önemli. Yani işte az önce de söylemiştim, sağ tarafımıza yatıyorsak mutlaka bir sola dönelim, yüzüstü yatalım. Biz tabii bununla ilgili postürel drenaj dediğimiz bir teknikle bunları zaten yoğun bakım ünitesindeki hastalara sürekli bunlar işte saatlik belli başlı alarmlarla zaten bunlar kontrolü yapılıyor. Fakat evde bu süreci geçirenlerin de akciğer sağlığını tam anlamıyla koruyabilmeleri için burada en azından azami gayret göstermeleri lazım. Zaman zaman mesela yüzüstü yattıklarında karınlarının altına yastık koysunlar ki bu şekilde hani vücut biraz daha baş aşağıda ve işte kalça kısmı yukarıda olacak şekilde aşağıya doğru bir drenaj sağlamış olsun. Ve bu şekilde işte sekresyon yani işte balgam vesaire olan atıkların biraz daha kolay bir şekilde aktarımını sağlayabiliriz. Bu şekilde nefes almak, yan yattığımızda çeşitli alanlarda biz yine yastıklarla pozisyonlayarak belli başlı segmentlere yani akciğerin her bir lokaline ayrı ayrı solunumu yönlendirebileceğimiz egzersizler verebiliyoruz. Bunlar da yine tabii fizyoterapistlerin ve solunum terapistlerinin nezaretinde gerçekleşiyor. Bununla ilgili de tabii daha farklı kişiye özgü bir program için yine fizyoterapistlere başvurulabilir. Ben bir de şöyle bir ilavede bulunmak istiyorum. Peçete ve mendil egzersizi ismi verdiğimiz bir çalışma daha var. Burada da işte kişi bir peçete ya da bir mendili tutuyor ve buna doğru bir üfleme yapıyor. Mesela bunu ne kadar güçlü savurabilirse diye yapmasını biz istiyoruz. Ama genellikle biraz daha zayıf oluyor. Bunu yakından uzağa doğru götürerek beşer tekrarlı işte çok yakında biraz mesafede daha uzak mesafede üfleyerek de bu tarz çalışmalarını solunumlarını daha güçlü, daha zinde tutabilirler. Bu COVID hastaları için özellikle hem yatak içerisinde yapabilecekleri egzersizle ilgili en başlıca verebileceğim tavsiyeler bunlar. Hocam teşekkür ediyoruz. Bir önceki maddeye yönelik bir sorum olacak. Mutlaka belli aralıklarla pozisyon değiştirilmesi gerektiğini söylediniz. Yani uzun süre bir tarafa yatmanın veya uzun süre belli bir yönde belli şekilde oturmanın zararlı olduğunu belirttiniz. Peki şu süreden ileri de geçerse ciddi zararları olur diyebileceğiniz bir miktar. Yani yarım saat midir, 15 dakika mıdır, 45 dakika mıdır? Bir kişinin belli bir yanı üzerine uzun süre yatması dediğimiz o uzun sürenin limiti nedir hocam? Tabii şöyle ben biraz bunun neler olabileceğini söyleyeyim. Biz buna bası yarası diyoruz. Yani bası yarası en hani adı üstünde baskıya bağlı olarak oluşan yaralar.
Eğer sizin yumuşak dokunuz, kasınızın işte ya da bu yağın, yani yattığınız zaman işte vücudumuzda derinin üzerine, kasların üzerine yatıyoruz. Üstüne de bunun kemik var. Kemik ne kadar buraya batarsa, ne kadar uzun süre batarsa bu o kadar orayı deler, o kadar yaralar. Biz aslında her yattığımızda vücudumuzda belli bir şey oldukça basınca maruz kalıyor doğal olarak. Ve bunun süresini aştığımızda bu şeker hastalarında mesela çok dikkat edilen bir şeydir zaten, bası yarası. Ya da bunun ayakkabı seçimlerinden tutun da yatmış oldukları yataklara, çarşaflara varana kadar çok azami dikkat edilir mesela. Aynı şekilde biz yoğun bakım ünitelerinde bunun da yaşanmaması için minimum, yani bu artık 2 saatin üstüne çıktığında 3 saat, 3,5 saat, 4 saat, 5 saat olduğu takdirde hem bu şekilde yaralar oluşabilir, öte yandan baskıya bağlı olarak da sinir sıkışmaları olabilir. Yani evet, 6 saat sonra uyanmışsınızdır, bunu bazen hasta olmayan kişiler de görür, kolunuzun üzerine yatmışsınızdır ya da omzunuzun üstüne yatmışsınızdır, sabah uyandığınızda bir bakarsınız sanki kolunuz size ait değil, hareket etmiyor, ağrı, sızı, uyuşukluk hissedersiniz. Bu işte sinire olan baskıdan dolayıdır. O sinire uzun süre baskı gelmiştir. Sinir, çünkü elektrik kablosu gibi düşünün. İçinden elektriğin geçtiği hat. Yani beyinden gelen komutun geçtiği bir hat. Haliyle siz onu ezdiğiniz zaman çalışmadığında işte etki ettiği yerlerde, bu sefer işte parmaklarda, elde, kolda, dirsekte, oradan itibaren aşağı doğru ne varsa siz onun uyuşukluğunu hissediyorsunuz ve hareket ettiremiyorsunuz. Daha çok kan gitmediği için uyuştu şekliyle biliniyor. Herhalde yanlış biliniyor hocam. Güzelmiş. Aslında çok farklı değil ama %90 nedeni sinir baskısı, basısı. Tabii ki kan dolaşımını da siz baskılamış oluyorsunuz. Kan basısını da baskılamış olduğunuz için burada farklı, işte nekroz dediğimiz, orada kan birikmesinin, göllenmesinin, bahsettik ya şimdi solunum temiz kanı ve kirli kanın değişimine, transferinde önemli diye. Bu anlamda o geçişi de engellediğiniz için tabii dokunun daha fazla hasar almasına da bir taraftan kan dolaşımının durması olumsuz anlamda etkilemiş oluyor. Yani sürekli hareket halinde olmak aslında hayati öneme sahip. Kesinlikle. Organlarımızın, dokularımızın. Tabii ki. Kas ve deri yapısının. Hastayız deyip yatmak yok yani aslında. Evet. Kesinlikle burada en önemli söyleyeceğim zaten şey bu. Geçen haftaki bölümümüzü izleyen seyircilerimiz hatırlarlar. Kesinlikle ne yapmamamız gerekiyor dediğimde, kesinlikle yatağa bağlı bir yaşam sürmeyin demiştiniz. Evet, hareket bu maddeler tekrardan kalmasın. Ne kadar önemli olduğunu açıklıyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz maddeleri kısaca bir tekrarlayarak bir sonraki maddemize geçebilir miyiz? Tabii, şöyle kabaca bahsetmek gerekirse, özellikle solunumun vücudumuzdaki etkilerinden biraz bahsettik. Ardından COVID ile birlikte vücudumuzda ne gibi solunum etkilendi, onlardan biraz bahsettik. Daha sonra COVID'e yakalanmış olan, şu an hasta olan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, vatandaşların neler yapabileceğiyle ilgili bazı tavsiyelerde bulunduk. Bunları da toparlamak gerekirse özellikle pozisyon değişikliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bahsettik. Bunun yanı sıra nefes alıp vermedeki burundan nefes alma ve ağızdan nefes vermenin ya da nefes verişin burundan da olabileceğini, alırkenki süreyle veriş süresinden oldukça bahsettik. Diyafram nefesinden bahsettik. Peçete egzersizinden bahsettik. Hocam çok özür diliyorum. Nefes verişi ve bu alanda akciğerimizi güçlendirmek için yapabileceğimiz egzersizlerden bahsettiniz. Mendil üfleme gibi. Peki hocam, başka şu an COVID hastası olanlarla ilgili önerebileceğiniz başka bir şey var mıdır? Ya aslında özellikle bahsettik ama yani bunu altını ben gerçekten kara kara kalın kalın çizmek istiyorum. Hasta oldum deyip dermansızlık şikayetiyle gittiğinizde, zaten bunu hasta olanlar da tecrübe etmişlerdir. Daha fazla yattıkça, daha fazla oturdukça, hareketler azaldıkça işte sırt ağrılarım arttı diyorlar mesela. İşte bacaklarımda ağrılar hissediyorum. Genel olarak vücudumda bir halsizlik var. İşte bunların aslında büyük bir çoğunluğu oksijence yeterli bir şekilde dokuların beslenememesi birinci öncelik. İkinci öncelik, kişiler şimdi uyuyamıyor. Uyumayınca yattıkları yerden şöyle bir sırt üstü uzanıp ellerinde telefonla genellikle vakit geçiriyorlar. Şimdi bu esnada habire aynı yere olan bir vücut ağırlığının baskısı var. Bu baskıyla birlikte tabii ki belli başlı yerler, işte kemiklerin baskısından ötürü ya da vücut ağırlığından, yer çekiminden kaynaklı olarak
biraz tahrip oluyor. Evet. Sürekli günlerce, saatlerce hareket etmediğinizde bu kaslar çalışmadığı, kasılmadığı için haliyle zayıflıyor, güçsüzleşiyor. Ben mesela şunu da ifade etmek istiyorum. Mesela yine yapılan bir çalışmada şöyle bir şey var. Covid'den önce vücudundaki işte kuvvet ve kas hacmi olarak bununla ilgili kuvvet değerlendirmesi yapılıyor. Ve Covid yaşamış olan bireylerin tekrardan daha sonraki süreçte nasıl bir kas kuvvetine sahip olduğuna inceleniyor. Ortalaması kadın ve erkeklerde tabii fark ediyor bu ama ortalaması itibariyle %30 dolaylarında bir kas kuvvetinin ve kas kütlesinde azalma olduğu ortaya çıkıyor. Yani diyelim sizin işte vücudunuzda normal mesela işte çok basit bir kol kasınızda misal vermek gerekirse işte 300 gram bir ağırlığa sahip. Covid atlattıktan sonra kişilerin ortalama %30 hesabından bakacak olsak 90 gramlık bir kas kütlesinde azalma olduğunu, 300'den 210 grama düştüğünü görüyoruz. Bu tabii kasın parçalandığı anlamda değil. İçindeki işte besince doygunluğu ve işte o devamlı harekete bağlı olarak kasılmasının kazanmış olduğu yapı formunun zayıflamasından kaynaklı olarak hem hacimce mesela birçok kişi kilo veriyor mesela yatağa bağlı olarak süre geçirdiği için. Niye? Zaten dengeli düzgün bir şekilde beslenme olmuyor. Beslenme de muazzam önemli tabii. Bu başka bir konu. Ama solunum, hareketsiz yaşamla birlikte COVID hastaları ortalama 14 günde 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo verenler var. En kötü ihtimalle 1,5-2 kilo veriyor kişinin kilosuna bağlı olarak. Bunlar da tabii hem kas yapımızdan hem işte yağlardan hem kas dokusundaki işte belli başlı azalmaya bağlı olarak daha fazla bizi aslında zararlı çıkartıyor. Hem bizim tüketmiş olduğumuz enerji olarak hem de hastalık sonraki süreçte tekrar hayata rehabilite olma açısından da oldukça kıymetli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki bu solunum yolları ile ilgili koronanın etkilerini azaltabilmek için önerebileceğiniz fikirler şimdi COVID hastası olanlarla ilgiliydi. Peki geçmişte COVID hastalığı atlatmış olup da şu an işte test sonucum negatif ama hala etkilerini görüyorum diyenlerle ilgili bu solunum yollarındaki koronanın etkisini giderebilmek için önerebileceğiniz neler var hocam? Evet, buraya da ben şöyle iki ayrı perspektifte yaklaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yine herkesin çevresinden duyduğu kadarıyla kimisi çok hafif ya da semptomsuz diye yani şikayetsiz, semptom şikayet demek. Şikayetsiz bir şekilde bu hastalığı atlatmış, geçirmiş olan kişilerin etkilenimleriyle gerçekten ağır bir şekilde geçirenlerin atlattıktan sonraki durumları birbirinden oldukça farklı. Ben önce hafif tablodan başlayayım. Biliyoruz ki zaten birçok kişi bununla ilgili yani işte bir hafif bir baş ağrım var, çok fazla etkilenmedim ama bir test yaptırdım pozitif çıktı diyorlar. Haliyle karantina süreci başlıyor yaklaşık 10 gün. Şimdi tabii protokoller de değişmeye başladı. 7 güne vesaire falan çekildi. Evde belli bir süre geçiriliyor ve biz bunu geçtiğimiz haftaki bölümde de işlediğimiz gibi evde hareketsiz yaşamla birlikte aynı paralelliği onlar da seyrediyor. Bir de görüyoruz ki biz mesela evet bu süreçte birkaç gün boyunca pozitif olmasına rağmen bir şikayet olmuyor. Fakat hastalığın ilerleyen 3-4 gün sonraki sürecinde bu kişilerin de belli başlı halsizliklerinin, dermansızlıklarının ya da işte ağrılarındaki artmalarının daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Evet hocam özür diliyorum sözünüzü kestim. 10 gün boyunca hani testin pozitif çıkmasının takibinde o ki 10 gün boyunca hiçbir şekilde belirti göstermeyip ondan sonra 11. gün 12. gün yatağa düşenler oluyor. Evet. Burada da aslında bireysel olan farklılıklar var. Şimdi ben buna şöyle yaklaşıyorum. Herkes tabii takdir edecektir. Mesela sizin hayatta görmüş olduğunuz, geçirmiş olduğunuz bir bilgi birikimi var. Haliyle bir olayla karşılaştığınızda sizin göstermiş olduğunuz bir tepki var. Misal vermek gerekirse işte bir haksızlık karşısında sizin aileden öğrendikleriniz ya da kendi deneyimleriniz, yaşınız itibariyle almış olduğunuz kararlar, geçmişte edindiğiniz tecrübeler
Ve işte belki biraz bunun içerisinde işte burçlar da, yani işte belli başlı karakteristik özellikler de Evet. dahil ettiğinizde, sizin buna karşı göstermiş olduğunuz bir reaksiyon vardır, bir tepki vardır. Bir de benim işte Serkan Orhan olarak aynı şekilde kendimce aileden yetişmiş Evet. olduğum, çevremden, arkadaşlarımdan beslenmiş olduğum, öğrenmiş olduğum şeylerle ilgili bir reaksiyonum var. Covid'de de bu böyle. Sizin kendi vücudunuzu, bedeninizi nasıl eğittiyseniz, nasıl yetiştirdiyseniz, tabii ki işte o aileden öğrenmişlik kısmı burada biraz daha işin genetik dediğimiz kısmı. Evet. Yani kişilerin biraz daha işte ne bileyim atalardan gelen genler, belli başlı işte vücut tipinin içerideki o morfolojik anlamdaki yapısı, fizyolojisi, yani çalışma mekanizması daha farklı olabiliyor. Haliyle bunun etkilenimi ya da kişi devamlı spor yapıyordur, dengeli besleniyordur vesaire, bunlar da çok etkiliyor. İşte hafif mi atlattı, ağır mı atlattı ya da sonradan neden böyle bir şey ortaya çıktı. Mesela kimisi işte çok gerçekten kendisine iyi bakıyor. İşte virüse yakalanmıyor, psikolojik olarak etkilenebiliyor. Evet. Psikolojik olarak etkilenim de vücuda belli başlı ağrılar yapar. Biz bunları önümüzdeki Şüphesiz. yayınlarda da farklı alanlarda ve başlıklarla konuşacağız. Mesela nefes de bu anlamda oldukça etkileniyor. Mesela bizler diyelim ki belli başlı kısımla ilgili konularda bir bakıyoruz ki hastanın gerçekten çok bir problemi yok. Ama kaygısı çok yüksek. Yani kendi kendine bir endişe ortamı oluşturuyor. Endişe ortamı sanki arkanızdan bir işte köpeğin kovalaması gibi. Endişelisiniz yani. Ve Evet. vücut savaşmaya çalışıyor. Savaşırken ne yapıyor? İşte korkuya bağlı olarak adrenalin hormonu salgılanıyor. Çeşitli hormonal dengesizlikler gerçekleşiyor. Kalp ritmimiz değişiyor. Nefes nabzımız değişiyor. Almış olduğumuz solunum frekansı değişiyor vesaire vesaire. Bunlarla birlikte aslında kendi kendimize vücudumuzda belli başlı o çalışma mekanizması bozuluyor. Çünkü olağanüstü bir durum var. Böyle Evet. algılanıyor. Ve işte ağrılar artıyor. Halsizlik artıyor. Uyku kalitesi düşüyor. Bundan sonra kişi bir bakıyorsunuz yatak döşek oluyor. Neyin var? Hiçbir Kaygısı şey. var. Kaygısı var yani. Evet. Hastalık şey tanısı koymak gerekirse bu. Kaygısı var. Başka bir şey değil. Ne yapıyoruz biz kaygılı olan kişilerde de, yine işte sınava hazırlanan kişiler belli başlı dönemlerde yine nefes terapisti, solunum terapisi kısmı ile bizlere müracaat ediyorlar. Bu anlamda da gerçekten nefes solunum vücudu rahatlatma açısından da çok kıymetli. Evet. Biz burada iki kısma da değinmek istiyorum hocam müsaadenizle. Tabii ki. Özellikle burada solunum sistemi sinir sistemiyle çok ilintili. Yani sinir sistemi deyince halk arasında bilinen o sinirli olmak halini tam karşılamıyor ama ben biraz benzetiyorum. Sinir sistemi vücudumuzda iki ayrı sinir sistemiyle çalışıyor. Detayına girmeyeceğim tabii ama çok öz bahsetmek gerekirse biz işte bir tane sempatik sistem diyoruz, diğerine parasempatik sistem diyoruz. Parasempatik, paradan düşünün, işte rahatsınız, konforlu bir zamanınızdasınız, işte malınız mülkünüz var, her şeyiniz Evet. yerinde, işte ense yapıp böyle yattığınız bir şey gibi düşünün. Herhangi bir tasanız yok, kaygınız yok, Hissettirebilecek bir etken yok. hiçbir dışarıdan etkenle işte tehdit altında değilsiniz, gayet Evet. her şey muazzam gidiyor. Çok şükür sıkıntı yok diyorsunuz. O zaman işte bu bizim parasempatik sistemin rahat olduğu bir an. Sempatik sistem ise bunun tam tersi. İşte örneğini vermiş olduğumuz bir köpeğin kovaladığı an. Evet. Ya da işte evinize haciz memurlarının geldiği an. İşte borcunuzun fazla olduğu bir dönemde ya da bir arkadaşınızla tartıştığınızda, bir işte ayrılıklar yaşadığınızda vesaire, bununla ilgili olan süreçlerle kavga ettiğiniz dönemlerde sempatik sisteminiz çok aktiftir. Bu da vücudu korumak içindir. Şimdi solunumla birlikte, solunumun yetersiz olduğu durumda sempatik sistem alevlenir. Yani çünkü yeterli düzeyde vücuda oksijen girmediği için vücut uyarı vermeye başlar. Der ki burada eksiklikler var, yetmiyor bana, vücutta dokular yetersiz, işte ölmeye doğru gidiyor, yavaşlıyorum, sistemlerim çöküyor. Kırmızı alarm veriyor tabiri caizse. İşte bu kırmızı alarmı biz geriye çevirmek için o kaygıyla olan durumlar olabilir ya da oksijenin az olduğu durumlarda olur. Biz hemen burada solunum ve nefesi işin içerisine dahil ederek sempatik sistemi bastırıyoruz, parasempatik sistemi aktive ediyoruz. Mesela işte
alınan nefesle birlikte vücuda daha fazla oksijen geldikçe, hatta esprisi de yapılır. İşte oksijen kafa mı yaptı falan diye Evet. böyle bir halk arasında da espri vardır. Evet, oksijenin mesela fazlalığı ya da belli bir noktaya geldiğinde gerçekten böyle çok rahatlarsınız. Çok gevşetir. Yani halk Rahatlatabilir. arasında kaza yapana da bir sıkıntı, bir musibet yaşayana da ilk önce otur bir derin nefes al deriz. Tabii bir Aslında nefes bunun almak kesinlikle. Ya o evet. kaygılı anlarda işte bahsettiğimiz o sinir Evet. sisteminin de etkilenimiyle birlikte sempatik sistem yükseliyor. Onu hemen bir rahatlatmak, bastırmak için işte o sınav anlarında, kaygı zamanlarında biz belli başlı nefes egzersizleriyle birlikte bunların da yine rahatlatılması üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda COVID'li hastalarda da bu işte mesela hastaların gerçekten şiddetinin çok yoğun olduğu, o yoğun bakım ünitelerindeki hastalarımın gerçekten söylediği şeyler gözümün önüne falan geliyor mesela. Gerçekten çok güç atlatıyorlar, zor Evet, atlatıyorlar. evet, evet. Ve bundan dolayı asla atlatamayacaklarını düşünüp daha fazla kaygılanabiliyorlar. Şimdi bu korkuyu şu an tabii hastalığın o safhasına ulaşmayanlar çok bilemezler, bilemeyiz. Ama aslında hepimize tanıdık gelebilecek bir dönem var. Mart 2019 değil, özür diliyorum. Mart 2020 dönemlerinde en ufak bir belirtide hepimiz bu paniğe kapılıyorduk. Tabii Koronavirüse endişeleniyoruz kapıldım hemen. diye, evet. Yani hem kendimizin üzerinden hem de sevdiklerimize bulaştırma korkusuyla bu korkuya aslında bir dönem bir aşina olduk. Evet, Tabii ki yaşadık. sonra her şeye Alıştık. bağışıklık kazandığımız gibi psikolojik olarak buna da bir bağışıklığımız oldu. Bunun üzerinden hocam sizin kaygıya ve strese bu kadar değinmenizin nedeni solunum yollarında da gözle görülebilir bir etki Tabii ki. bırakmasından dolayı herhalde. Hem yani işte solunumun azlığı kaygıyı arttırabilir. Yani bu böyle birlikte birbirini besleyen Evet. bir paradoks, yani Evet. beraber çalışan bir mekanizma. Evet. Kaygı solunumu kötüleştirebiliyor sistemsel olarak. Sinir sistemini de bozabiliyor. Haliyle bununla birlikte işte birçok yaşam kalitesi düşüyor. İşte uykular kaçıyor. Evet. Ağrılar başlıyor. Vücudun A'dan Z'ye bütün her yapısı aslında burada etkileniyor. Aksine tam tersi durumda işte siz bunu nefesle, solunumla, işte relaksasyon diyoruz buna, yani gevşeme, rahatlama ile birlikte o kaygının, işte o depresif çeşitli duyguların da aslında bir nevi nispeten azalması, en azından doku boyutunda oksijence biraz daha zenginleşmesi insanların biraz daha rahatlamasına, ferahlamasına vesile olabiliyor. Bu da tabii işin ağır geçiren vakaları ile ilgili söyleyebileceğimiz kısımlar olarak toparlayabiliriz hocam. Evet. Yani kendi kendimize yapabileceğimiz bir ilk yardım olarak arkaya yaslanıp burundan derin nefes almak ve Evet. aldığımız sürenin iki katı süresince yavaş yavaş vermek. Evet, Bu burada gözle görülebilir bir etkisi oluyor ya bunun diyorsunuz. belli başlı tabii tekrar sayısında olması Evet, lazım. Yani mutlaka. kendinizi teskin etmeye mutlaka çalışın. Etrafınızda bununla ilgili yani şunu unutmamak lazım. Nihayetinde bizler inançlı insanlarız ve gelinin de hayırlı olduğuna, başımıza gelen her türlü musibetin de hayrında Rabbimizden geldiğinin bilincindeyiz. Bu perspektifte bakıldığında işler biraz daha aslında benim nazarımda daha rahatlatıcı oluyor. Evet. Tabii. Özellikle teslimiyet noktasında da bu böyledir. Çeşitli hastalık durumlarında da bu böyledir. Bela musibet tabii ki belli başlı şeylerden dolayı gelebilir. Korunabileceğimiz çeşitli şeyler var tabii ki. Kendi önlemlerimizi alabiliriz. Maske bunlardan birisi, mesafe bunlardan birisi. Mümkün oldukça işimiz olmadığı sürece dışarı çıkmamak bunu önlemlerden birisi olabilir. Gibi gibi bunlar zaten artık hepimizin Evet. hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan alışkanlıklara da dönüşmeye başladı. Ama Evet. tabii bununla beraber başımıza geldiğinde de nasıl biz bu süreçte baş edebiliriz kısmında da mutlaka hareketli bir yaşama doğru yönelmeye yönelik hem zihnen kendimizi motive etmek hem o süreçte nefesimizi gerçekten kontrol altında aldığımızı kendimizce bunu fark etmemiz lazım. Ve bunlar zaten belli bir zaman sonra sizin de hem kullanmış olduğunuz işte o süreç boyunca biliyorsunuz belli başlı ilaçlar vesaire falan da veriliyor. O ilaçların etkisi sizin kendinize yönelik yapmış olduğunuz dinlenmeler ve egzersizlerle birlikte sürecin çok daha hızlı, daha toparlanabilir olduğunu bizler biliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Yani son olarak bitirmek üzere söyleyebileceğiniz şeyler
geçmişte COVID hastası olanlara yönelik nefes egzersizleriyle, solunum egzersizleriyle ilgili veya solunum sıkıntılarını giderebilmek için yapmaları gereken mutlaka şunu atlamayın dediğiniz bir şey veya geçende de sorduğumuz gibi şunu kesinlikle yapmayın diyebileceğiniz bir şey var mı? Evet. Nelerdir? O noktada da şunu söyleyebilirim. Özellikle atlatmış olan kişiler bir kere atlatınca bir daha bana bulaşmıyor diye bir şey yok. Öncelikle bunun bir farkına varılmasını ben altını çizmek istiyorum. Öte yandan da bununla ilgili olan süreç devam ediyor. Yani yakalanmamak, yakalandınız siz ve yakalandığınız için vücudunuzda belli başlı tahrip mutlaka bıraktı. Hala etkileri devam ediyor solunum olarak evet, da mesela. Burada mesela hayata dönüş açısından mutlaka geçen haftaki bölümü eğer izlemedilerse mutlaka izlesinler. Ve orada bahsetmiş olduğumuz ev içerisinde yapabilecekleri egzersizler ya da sokakta imkanları varsa çıkabiliyorlarsa ya da bulundukları sitenin içerisinde belki belli başlı alanlar vardır. Ki herkesin kendi ortamında değerlendirmek lazım. En azından evin içerisinde yapılabilecek çok güzel belli başlı işte egzersizler var. Bununla ilgili olan süreçlerde de fizyoterapistlerden destek alabilirler. Bize de yazabilirler, iletişim kurabilirler. Evet. Programımıza zaten yoğun bir şekilde ilgi var. Ben bu anlamda tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizle iletişime geçmek isteyen izleyicilerimize de tekrar hatırlatmak istiyorum. Altta yer alan iletişim bilgilerinden dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki programımızda sizler için yanıtlanacaktır. Evet. Bu anlamda özellikle o tekrar dönüşte kaybedilen bir akciğer kapasitesi, bir aerobik Evet. kapasite diyoruz. Bu anlamda bir azalma var. Bunun tekrardan organize edilmesi için mutlaka bir fizyoterapistten bir fiziksel aktivite danışmanlığı alsınlar. Çünkü bunlar uzun vadede o akciğer kapasitenizin tekrardan kendi haline dönmemesi sizin yaşam kalitenizi, işte uykunuzu, dinlenmenizi, mesela insanlar diyor ki 10 saat uyuyorum ben ya da 8 saat uyuyorum, işte 9 saat uyuyorum ama uyandığımda hala kendimde değilim. Uykusuzluk hissediyorum. Bu mesela yeterli bir şekilde oksijence beslenememenin bir cevabıdır. Vücudun vermiş olduğu bir cevaptır. O yüzden bu anlamda Evet. uyku kalitesi de olsun, vücudumuzun beslenmesi açısından olsun, solunumu, fiziksel aktiviteyi ve hareketi hayatımızdan çıkarmayalım. Hareketsizliğe hayır diyelim. Bu Evet da hocam, böyle bir teşekkür slogan ederiz. gibi Sağ olun. oldu. Hocam yani toparladınız. Teşekkür ediyoruz. COVID-19 hastalığını şu an atlatmakta olanlar, bütün hastalarımıza acilen Allah'tan şifa diliyoruz. Şu an hali hazırda COVID hastası olanlar veyahut da geçmişte atlatmış hala belirtilerini hissedenlere söyleyebileceğimiz en şiddetli veya verebileceğimiz en şiddetli öneri kesinlikle solunum egzersizleri yapmak, derin nefes almak, ilk önce kaygıyı ortadan kaldırmak, iyileşebileceğimize veya daha iyi olacağımıza olan inancımızı zinde tutmak, taze tutmak bu konuda çok önemli dediniz. Kaygı solunum yollarındaki tahribata kadar çok ciddi hasarlar bırakabiliyor dediniz. Bu konuda gerçekten çevremizde de görüyoruz. Hani bazı insanlar hem çevrelerine hem kendilerine karşı felaket tellerliği yapabiliyorlar bu konuda. Yani %5, %10'larda olan hasar seviyesini psikolojik olarak yatalak hale getirip de insanlar üzerinde %90'lara, %95'lere çıkartabiliyorlar. Benim mesela şöyle bir hemen kusura bakmayın sözünüzü Estağfurullah. kestim. Bir örnek geldi aklıma. Geçmişte almış olduğum bir hastam vardı. Kendisi bir inme geçirmişti. İnmeden dolayı geçirdikten sonra mesela evin hemen bir köşesine hemen işte çek yat açılmış salonun ortasına orada işte yatar bir pozisyonda birkaç hafta boyunca bekletmişler. Hastaneden çıktıktan sonra 2 hafta 3 hafta kadar bekletmişler. Geldiğimde baktım mesela işte o hastayla muayene ve değerlendirmesini yaptığımızda yani hastanın aslında ayağa kalkabilir olduğunu Ama muayeneyle kendisinin ben bundan haberi gördüm. olmadığını. Kendisinin de haberi yok. Ailenin de bundan haberi yok. Bilgisi yok. Denememişler. İşte yavaş yavaş gel bir oturalım falan dedik. Ardından da ben sana yardımcı olacağım falan diyorum. İşte koluna giriyorum mesela. İşte teyzemizi kaldırma güya ben kaldırıyormuşum gibi ona destek veriyorum gibi şey yapıyorum. Ama teyze kendi ayağa kalktı. Maşallah. Ondan sonra işte ben arkandan tutuyorum diyorum. Elim sadece aslında yeleğine dokunuyor. Hiçbir şekilde arkasından ittirip destek vermiyorum. Bütün aile mesela şok olmuştu. Teyze de şok olmuştu. Ben 3 haftadır niye yatıyorum diye. Biz 3 haftadan sonra 3 hafta onun yatakta yattığından dolayı
kaybetmiş olduğu o aerobik kapasite ve kaslarındaki o erimeden kaynaklı olarak azalmayı biz tedavi ettik. Ha, tabii ki inmeden kaynaklı olarak belli başlı Evet. başka hasarlar da vardı. Ona yönelik de farklı bir tedavi protokolü uyguladık. Ama mesela bilinç düzeyinde yapılabilecek şeylerle ilgili o inanç durumu da oldukça önemli. Evet, Korku ve mutlaka. kaygı hem Mutlaka. solunumu hem vücudumuzun işte fonksiyonları ağrısını mutlaka ilişkili bir şekilde bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. O zaman Ben teşekkür derin bir ederim. nefes alıyoruz sürekli. Burnumuzdan derin nefes alıyoruz. Aldığımız nefesin süresinin iki katı süresince veriyoruz. Bu şekilde Bu egzersiz kısmı, evet evet. nefesimizin kalitesini artırıyoruz. Bu şekilde gündelik yaşam kalitemiz de artıyor. Bunu ben alınabilecek ilk madde olarak izleyicilerimizin de hatırında kalması için son olarak tekrarlamak istedim. Ve çeşitli gerçekten solunum sıkıntısını hala yaşıyorsak fizyoterapistler eşliğinde bu solunum sıkıntımızın da giderilebileceğini hatırlatmak istiyoruz. En başta da ümitsizliğe kapılmıyoruz. Tabii ki. Hocam vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.